Herkese merhaba, yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu yayın evlerinden gelen kargolar olacak. Beğenilmesi üzerine bu uçan saç efektimi bir daha getirdim. Yok, ondan değil. Gerçekten yine odada ölmemek için getirdim. Şu an yan odada klimayla oturuyorlar ama herkesle birlikte benim böyle bağır çağır video çekmem mümkün olmadığı için böyle bir uçan saç efektiyle video çekeceğim. Aslında bu videoya iki kargo daha eklenecekti. Bir tanesi benim sipariş ettiğim, bir tanesi yine gelecek olan bir pakette ama asla gelmedikleri için ve benim artık bu kargoları, şu an önümde duranları geciktirecek vaktim kalmadığı için burada birlikte açacağız. Ben bu tip şeyleri Instagram'dan daha öncesinde de paylaşabiliyorum. Kargo geldi ya da ne bileyim buraya video çekeceğim kadar bir arada gelmediyse tek tek atabiliyorum. O yüzden eğer takip etmiyorsanız beni Instagram hesabından şurada ve açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Şuraya da adımı yazarım. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Daha sık iletişim kurabileceğimiz bir ortam olabilir orası. Galiba şu an kapalı ama. Ben bütün iletişim şeylerini açıklamalara yazarım. Her neyse. Hemen şu gördüğünüz paketleri burada birlikte açacağız. Şimdi ben iki tanesini mecburen açtım ama geri kapattım. Bir tanesini hiç açmadım. Onu birlikte açacağız. Şunu elime alıyorum. Bunun hangisi olduğunu hatırlamıyorum şu an. Evet, şu an şöyle ağzını açınca. Poşet sesi yapalım şöyle. Tamam. Şöyle. Burada iki tane kitabımız var. Ve bakın itinayla, yani hiç açmamışım gibi. Bak şurası kapalı. Hiç açmamışım gibi açtım ve geri koydum. Tamam. Şimdi burada iki tane kitabımız var. Bunlar Lapis Yayınları'ndan çıkan iki kitap. Bir tanesi Sevgilim Arrow. Şöyle gördüğünüz gibi. Kısa bir kitap. 375 sayfa civarı. İçerisinden şunlar çıkıyor. Bir tane şöyle mektup şey gibi, arkasında Sevgilim Arrow yazıyor. Bir tane kadın karakter kartı. Bir tane de erkek karakter kartı. Ve cebinde üzerinde öpücük olan bir mektup var. Vay canına. Kitap çok uzun bir kitap değil. Güzel yorumlar duydum hakkında. Okumak için o yüzden biraz merak içerisindeyim. Umarım güzel şeyler çıkar. Hemen konusundan bahsedeyim. Sevgilim Arrow, bunu yazıyor olmamalıyım. Bu mektubu sana asla göndermeyeceğim ve bunun milyonlarca nedeni var. Öncelikle bu usta okuluna küçük bütünüyle önemsiz bir suçun cezasını çekmek için gönderildim. Kampüste müdürünün yakışıklı oğlunu süzmek için değil. Kesin müdürünün yakışıklı oğlunu süzdün. İkincisi, sen tam bir pisliksin. Kibirlisin, huysuzsun ve çok soğuksun. Bazen senden hoşlanmamam gerektiğini bile düşünüyorum. Ama garip bir şekilde soğukluğun beni yakıyor. Atletik vücudunun futbol sahasındaki hareketleri ve güçlü uyluklarının motosikletin üzerinde yayılma şekli beni uygunsuz bir şekilde nefessiz bırakıyor. Ay Allah'ım, bunu mektupta yazdım. Bunu asla göndermemek üzerine yazıp yanlışlıkla çocuğun eline düşmesine sebep olmuş olabilir mi? Ama en kötüsü bu değil. En kötüsü senin Arrow Carlyle. Sadece müdürenin yakışıklı oğlu olman değil. Aynı zamanda kız kardeşimin hayatının aşkı olman. Ve kız kardeşimin sevgilisini, daha doğrusu nişanlısını, bir yüzükle ilgili duymamam gereken bir konuşmaya kulak misafiri oldum. Gerçekten düşünmemem gerekiyor. Artık sana asla göndermeyeceğim ve senin asla okumayacağın bu anlamsız mektupları yazmayı keşke bırakabilsem. Hiçbir zaman sana ait olmayan Salem. Tatlı bir konusu var gibi duruyor. O yüzden merak içerisindeyim. Kapağı falan da tatlı gözüküyor yani. Bir aşk romanı olarak bunu okuyabiliriz. Bir de yetişkin içerik vibe'ı bana veriyor diyecektim. Arkasına da zaten not düşmüşler. Bunu kenara koyuyorum. Ardından da Molly Nerede kitabımız var. Kedi ve Fare Düeti. Şimdi Molly Nerede'nin yazarı Adeline'ın Peşinde ve Adeline'ı Avlamak kitaplarını yazan kişiyle aynı kişi. Bu kitap çok kısa bir kitap. Bunda da şeylerini falan görüyorum sürekli. Instagram'da böyle reels'lar atıyorlar ya, işte şey, kadın şöyleydi, erkek de böyleydi, yolları kesişti falan diye böyle. Sürekli bu kitabı görüyorum orada. Hemen arka kapağını birlikte okuyalım. Kedi ve Fare Düeti de yeni bir yan kitap. Düetin'de. Tuhaf geldi.
Molly Deveraux 2 haftadan uzun bir süredir kayıp ve polis sıra kadenmesen bu kızı aramaya devam ediyor. Dünya hala gerçeği öğrenmek istiyor. Molly nerede? Kabuslarında Oregon ormanlarından hala kurtulamamıştım. Ölümden sonraki yaşamı benimsemek kolay değildi. Özellikle de kendimi hala bir hayalet gibi hissederken artık Montana dağlarının derinliklerinde güzelliğin cennetinde yaşıyordum. Ancak bu dağlar aynı zamanda korkularının yuvasıydı. Yalnızca geceleri serbest bıraktığım korkular domuzlarımı ziyafet çekme vakti geldiğinde diyor. Buradaki Molly, ben eğer yanlış duymadıysam, ki yanlış duymamışımdır ya, yanlış hatırlamıyorsam, Adeline Avlamak kitabında, serisinde, Adeline'ın ikinci kitapta yaşananlardan vesaireden falan tanıştığı bir kız, yanlış duymadıysam diye düşünüyorum. Şurada yine şöyle iki tane karakter kartımız var. Karakterler hoş, göreceğiz bakalım. Kitabın içerisinde yine yetişkin öğeler, işte cinselliğe yönelik, işte bu şiddet gibi vesaire bu tarz şeylerin olduğuna dair bir not var. Yani cinayet, kan, sansürsüz bir dil, sansürsüz cinsel içerik vesaire gibi böyle şeyler olduğuna dair. O yüzden bu tip şeylerden rahatsız oluyorsanız, yaşınız küçükse uygun bir kitap değil. Ama tabii ki ben burada okuyup daha sonrasında yorumunu yapacağım. İlk kargomuz şöyle iki kitapta Lapis yayınlarından gelendi. Ardından Aras kargoyla, Aras kargodan gelen kitabı açacağız. Ardından bu paketi açacağız. Bu paket Nox yayınlarından geldi ve Nox yayınlarının ilk kitabı. Hemen şöyle zarfı açıyorum ve içinden çıkanları da çıkarıyorum. Bir şey unutmadım değil mi? Unutmamışım. Bir adet sticker'ımız var. Bir adet mektubumuz var. Ve flört kitabımız var. Yine bir aşk romanı. İçerisinden şöyle bir ayraç da çıkıyor. Arkasında peki ya zamanı geldiyse, ya zamanımız geldiyse, ya tüm bu sorular aslında boşunaysa ve kalbim cevabı zaten biliyorsa. Kalbim cevabı biliyor musun? Çünkü ben bilmiyorum. Bu da 400 sayfalık bir kitap. Arka tarafında aranıyor göstermelik sevgili diyor. Böyle şeyler eğlencelidir. Hemen devamını okuyorum. Romantik ilişkilerin hayatını alt üst etmesinden bıkmış bekar bir kadınım. Yine de yanımda biri olsa dediğim günler oluyor. Tercihen 20'lerin ortasıyla 30'larının sonlarında bekar bir erkekseniz ve benimle benzer bir durumdaysanız tam da birbirimize göre olabiliriz. İdeal aday yakışıklı, çekici ve bana karşı romantik hisler besliyormuş gibi davranmaya istekli olmalıdır. Farklı konularda sohbet edebilme kapasitesi tercih nedenidir. Bu çift taraflı bir anlaşma olacaktır. Sizin zamanınıza karşılık benimki. Patronunuzun gözünde sizi iyi gösterecek bir kadın mı istiyorsunuz? Hemen topuklularımı giyiyorum. Eski sevgilinizin gözü önünde içinize düşecek biri mi lazım? Kırmızı rujumu sürdüm bile. Teklifimle ilgileniyorsanız lütfen bana yazın. Kaybedecek zamanım yok. Bence bu eğlenceli bir şey ve böyle bir mektubu yazan kadının ben muzip bir karakter olacağını düşünüyorum. O yüzden hani okumasını eğlenceli gider bence. Bu da Nox yayınlarından gelen mektup. Sevgili okur, Destek Medya grubu bünyesindeki yeni markamızla yayın dünyasında yepyeni bir patika açmaya geliyoruz. Yolculuğumuzun her adımında insanın ruhuna değen her duygunun yer alacağı rengarenk kitaplarımızla sizleri buluşturmak için sabırsızlanıyor ve aşkla başlıyoruz demişler. Önümüzdeki günlerde farklı işte fantastik gerilim tarzında kitaplar da çıkacakmış Nox yayınlarından. Bunu şöyle kitabın arasına koyuyorum. Şunu da koyuyorum. İkinci kitabımız şuydu. Flört kitabıydı. Şunun gerçekte yaşattığı his de bu. Yani şu değil yani böyle falan değil yani şu. Şu da gelen son kargomuz. Bu dün mü geldi? Dünden önceki gün. Dünden önceki gün geldi galiba ama bunu hiç açmadım. Bunu burada birlikte açacağız. Gerçekten. Hemen bulutlu bıçağımı açıyorum. Elimi kesmeden. Evet, kitaplarımızı çıkartıyorum. Ta 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 ta. Şimdi burada da yabancı yayınlarından gelen iki tane kitabımız var. Bunlar da kısa kitaplar. Bir tanesi Ölü Romantikler kitabı. Diğeri de Sally Hepworth'un İyi Kız Kardeş kitabı. Bu daha karanlık polisiye temada bir kitap. Hemen size konusundan bahsediyorum. İki kız kardeş, bir gerçek. Hangisi gerçeği söylüyor? Fern Castle.
Ferncastle bir kütüphanede çalışıyordu. Haftada 3 gün kız kardeşi Rose'la akşam yemeği yiyor, kalabalık ortamlardan, parlak ışıklardan ve yüksek seslerden mümkün olduğunca kaçınıyordu. Sesin bana çok hoş geldi, neden? Fern'in hayatı en ince ayrıntısına kadar planlanmıştı ve bu rutinden çıkmak onun için son derece tehlikeliydi. Fern kız kardeşi Rose'un hamile kalamayacağını öğrendiğinde Rose'un kendisi için yaptığı her şeye bir karşılık verme şansı yakaladı. Fern Rose için dünyaya bir bebek getirebilirdi. Yapması gereken tek şey uygun bir baba adayı bulmaktı. Her şey bu kadar kolaydı. Fern'in bu planı kurduğu düzenli hayatın temellerini sarsacak ve geçmişine musallat olan karanlık sırların gün yüzüne çıkmasını sağlayacaktı. Bak şimdi kızım, daha hikayenin en başında. Ya senin işin mi yok, gücün mü yok, hiç bilmediğin insanlara böyle bir konuda güvenilir mi ya? Filmlerde, kitaplarda şey oluyor ya, işte kadın karakter sevgilisinden ayrılıyor, işte kadın karakter aldatılıyor ya da erkek karakterin işte başına bir şey geliyor falan filan. Sonra intikam almak için şimdi ne yapacağım biliyor musunuz diye bir plan kuruyor ve o plan o kadar böyle şey ki hani hiç tanımadığı saçma sapan ortamlara girmesi, abuk subuk insanlarla bir araya gelme ihtimali, o sonuçta başına gelebilecekler falan. Ben direkt şey diyorum, ben hayatımı bu kadar risk içinde yaşayamam. O yüzden benim için ortamdan uzaklaşmasıyla hikayenin bitmiş olması gerekiyordu diyorum. Tabii ki kitaplarda biz her zaman hikayenin öyle olmadığı ihtimalleri okuduğumuz için öyle olmayacak tabii bu kitapta da, tahmin ettiğiniz üzere. Ölü Romantikler kitabımız var. Bu kitapta da Florence Day tutkulu aşk romanları yazan bir gölge yazardı. Ancak korkunç bir ayrılıktan sonra aşkın öldüğüne inanır hale gelmişti. Umudunu yitiren Florence yazdığı kitapta ilerleme kaydedemezken yeni ve ultra yakışıklı editöründen yazdığı kitap... Ha, dur bir dakika. Ultra yakışıklı deyince dikkatimi dağıldı. Editöründen kitabı vaktinde teslim etmesi yönünde baskı görüyordu. Kariyerinin sona erdiğini düşünen Florence beklenmeyen bir telefonla 10 yıldır kaçtığı memleketine geri dönmek zorunda kalmıştı. Çok sevdiği babasının sırdaşı cenaze törenine yardımcı olmak için evine dönen Florence'ı sıcak yaz geceleri, gece vakti mezarlıkta yapılan yürüyüşler, egzantrik kelimesini benim dışında kullanan bir insan olması benim çok hoşuma gitti. Ben kullanırım çünkü o kelimeyi ve genelde şey yaparlar. Bu mu aklına geldi kelime olarak? Egzantrik ve sevgi dolu ailesi ve cenaze evi beklemekteydi. Babası gitmiş olsa bile her şey aynı kalmış gibiydi ve bu durum Florence'ı derinden etkilemişti. Florence geri döndüğü memleketinde kendi hayaletleriyle yüzleşirken aşka yeniden inanmanın ve geçmişin yaralarını sarıp yeni bir başlangıç yapmanın yollarını bulmak zorundaydı. Yani bu kitapta aşka inancını yitirmiş bir kadının yeni bir denemesini okuyacağız. Ve elimizde bir tane polisiyemiz var. Bir tane gizem gerilimimiz var elimizde. Şu kiralık sevgili tadında bir kitabımız. Bir tane yetişkin içerikli romantik kitabımız var. Bir tane de yetişkin içerikli gerilim kitabımız var. Bunlar gelen kitaplar. İçlerinden bunu önce oku, şunun yorumunu daha çok merak ediyorum vesaire falan dedikleriniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Kitapların hepsini zaten burada ben aylık şeylerde yorumlarını yapıyorum. Detaylı paylaşımları, işte ekstra olan komik videoları görmek isterseniz dediğim gibi Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Daha fazla kargoların geldiği gün daha fazla çekeceğiz tabii ki. Yayın evlerinden gelenleri burada görmek ister misiniz? Ben hani Instagram'da paylaşıyorum ama burada aktif hani sürekli olarak o tek tek kargo paylaşmam biraz tuhaf olur diye hani bu an bir arada geldiler. O yüzden böyle birlikte paylaştım. Görmek isterseniz onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Gelen kitaplar bu şekildeydi. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.